Para kimdeyse güç ondadır sözü, Playtime Co. ile vücut buldu. Üretilen oyuncaklar şirketi dünya çapında popüler hale getirdi. Zenginliğine zenginlik kattı. Kazanılan paralar ile insanlar üzerinde deneyler yapıldı. Buradaki amaç artık para kazanmak değildi. İş çığırından çıktı. Sonsuz güç sahibi olmak, belki amaçları dünyaya hükmedebilmekti. Bu güç karşısında kimse duramazdı, duramıyordu. Kim onlara karşı çıkabilirdi ki? Sonuçta para desen onlarda, güç desen yine onlarda. Onlara karşı çıkacak biri olursa anında susturabilirlerdi. O kişiyi ortadan kaldırabilirlerdi. Ama ölümü göze alan birisi çıktı. Bu güce karşı durdu. Yaptıkları her şeyi ortaya çıkarmak için çok akıllıca bir plan yaptı. Planı tıkır tıkır işledi. Planı işlemeye devam ederken aslında kendi sonuna doğru gidiyordu. Bir plan bu kadar güzel işlerken canına mal olacağını da biliyordu. Ve sonunda yaptıkları her şeyi bir bir anlattı. Bunu yaparken zaten ölümü göze almıştı. Çünkü onu da ortadan kaldıracaklarını çok iyi biliyordu. Hatta onlara çok yakın olduğu için en iyi o biliyordu. Her ne olursa olsun o vazgeçmedi. Ölen insanları, deneylerde kullanılan insanları görse de daha fazlasına engel olmak için canını ortaya koydu. Kameranın karşısına geçti ve kayıt tuşuna bastı. Her şeyi bir bir anlattı. Daha sonra onlar bulamasın diye adeta bilgisayara gömdü bu kanıtları. Ve en son beni mutlaka öldürecekler. Bu bilgileri bulursanız polise gidin. Kaçmalarına izin vermeyin. Ben sizin için bu kanıtları yaptım. Siz de bizim için intikamımızı onlardan alın. Bu mesajı bize veren cesur kişi Rowan Stoll'du. Şöyle düşünün. Siz Playtime Co'da çalışıyorsunuz ve bir patronunuz var. Siz bu fabrikada olan her şeyi gördünüz. Olumsuz şeylere, kötü şeylere şahit oldunuz. Bizzat deneyleri gördünüz. Ama bunu kimseye söyleyemediniz ve söyleyemezsiniz zaten. Güvendiğiniz kişi, patronunuz ve bu olayları ona anlatıyorsunuz. Evet, korktunuz ve olayları patronunuza anlattınız. Ama patron da bu işin içinde. Yani siz kötü olayları aslında katilinize anlattınız. Leyit Pierre. Leyit Pierre gerçekten bildiğimizden çok farklı birisiymiş. O oldukça kötü birisi. Rowan Stoll onun hakkında da bazı şeyler anlattı. Yeni şifreler bulundu, yeni görseller var ve yeni bir videomuz var elimizde. Siz şimdi muhtemelen şu soruyu da sorabilirsiniz. Ya biz bu gizemleri çözüyoruz ama bu gizemleri ne için çözüyoruz? Çözdüğümüz bu gizem Poppy Playtime Chapter 3 için mi bir ipucu veriyor, yoksa yeni çıkacak Project Playtime için mi? Geliştiricilerden Mika Preciado aslında bunlar Project Playtime gizemleri cevabını verdi. Tamam ama sevgili Mika, İkisinin de hikayesinde farklılık yok ki. Playtime Co. gizemini çözersek Chapter 3 mesajını da alırız. Evet, bu da aslında chat'e yazıldı. Mika buna cevap bile vermedi. Mika'yı tanıdığım kadarıyla, yani en azından chat'te gördüğümüz kadarıyla gizemli olaylarda bir şey çözmeye yaklaştığımız zaman sessiz kalıyor. Yani bu aslında Poppy Playtime Chapter 3 gizemini de bize veriyor. Çözülen yeni gizemleri bugün sizlerle incelemeye devam ediyoruz. Kanal algoritmasına destek olmak sizin elinizde. Böyle videoların devam etmesi ve videonun daha fazla kişiye önerilmesi, söylediğim gibi, sadece sizin elinizde. Şu an 2 saniyenizi ayırıp atacağınız bir like desteğin en büyüğü aslında. Evet, gizemli numaralar, paylaşımlar devam ediyor. Dün yine Playtime Co. Twitter hesabında böyle bir tren görseli paylaşıldı. Sadece paylaşılan görsel bu muydu? Tabii ki de değil. Twitter'da yer alan gömülü bir Rowan Stoll hesabı vardı. O da bu şekilde paylaşımla bize destek olmaya devam etti. Artık şifrelerimiz çok fazla. Hepsinden bahsetmeyeceğim teker teker. Çünkü şifrelerin sayısı arttıkça gizemlerin arasında boğulmaya başlıyoruz. Birisini bulurken diğeri geliyor. Onu bulduktan sonra başka birisi geliyor. Onu bulunca yine bir başkası. Zincir şekilde bu gizemler devam ediyor şifrelerimizle birlikte. En son şifremiz Dead Feyze Fezay. Bir cephede ölüyüz anlamına da gelebilir, farklı anlamları da olabilir. Ama ölü bir yüzden bahsediliyor. Ölü bir yüz derken neden bahsediliyor? Sürekli gördüğümüz, konuşan Rowan Stoll'dan bahsedilebilir mi? Bu bence olabilir çünkü zaten videoda kendisi de beni öldürecekler. Ben çok fazla yaşamayacağım gibi bir şeyler söylüyor. Çünkü birileri onunla uğraşıyor, arabasına zarar veriyor, yolda giderken lastiği birden fırlıyor ve ölümden dönüyor. Fakat Rowan Stoll birçok şeyi anlatsa da tam kanıtları bize göstermedi. Ama bunu da vereceğini söyledi. En büyük kanıtları size haftaya vereceğim dedi. Aynı zamanda burada ilginç bir kamera bölümünü görüyoruz. Oyuncak fabrikasında burası neresi olabilir? İlk baktığımda opera salonu, tiyatro salonu gibi bir yer görüyoruz. Bu da gördüğünüz gerçek bir opera salonu. Yani şu an
Playtime Co. kameralarının bize verdiği bu görsel aslında bir opera, yani tiyatro salonu. Playtime Co.'da, yani böyle bir oyuncak fabrikasında büyükçe bir opera veya tiyatro salonunun ne işi olabilir? Bunlar muhtemelen Poppy Playtime Chapter 3'te göreceğimiz yerlerdir. Yani muhtemelen öyle olacaktır. Buraya dikkatlice baktığımızda Huggy Wuggy'nin bir görüntüsünü görüyoruz. Burasını neden Chapter 3'te görebiliriz diye düşündüm, hemen anlatayım size. Biliyorsunuz ki Chapter 3 trailerında Elliot Ludwig'in bir konuşması vardı. Kalabalığa sesleniyordu. Peki bu konuşmayı nerede yapıyordu? Yani siz nereye hayal ettiniz? Game Station olabilir mi? Sanmıyorum. Playcare'ın açılışını yaptıklarına göre Playcare'e yakın bir yerlerde. Belki bizim trenle kaza yaptığımız yerlere yakın bir yerler olabilir. Yani çok da fazla düşünmeye gerek yok aslında. Bu konuşmayı nerede yapıyordu? İşte tam da böyle bir yerde yapıyor olabilir. Sonuçta bu görseli bize göstermelerinde bir amaç var, öyle değil mi? En yakın durumda Ludwig'in konuşma yaptığı yer aklıma geliyor burası için. Diğer bir görselde meşhur Jack in the Box kutumuz var. Jack in the Box dememize gerek kalmadı çünkü bu kutunun adını artık öğrendik. Bu kutu ne diye düşünüyorduk ya, hayat sürprizlerle doludur yazıyor. İşte aslında bir şaka kutusu. Adı ise Boxibo. Sanki oyunda jumpscare alabileceğimiz yeni bir oyuncak olabilir diye düşündüm. Bu oyuncağın projesi de var zaten burada. Düşünsenize, oyunda bir yerlerde geziyorsunuz sessiz sakin, bu kutuya gelince birden içinden korkunç bir yaratık çıkıyor. Tam jumpscare'lık, inanılmaz korkutucu bir sahne aklıma geldi şu an. Yani muhtemelen öyle bir şey olacaktır tahminimce. Bu fotoğrafta ilginç başka bir konu da var. Zaten birçoğunuz mutlaka dikkat etmişsinizdir. Kenarlardaki sanki işaretlemeler, kalemle çizilmiş gibi lekeler var. Buradan baktığımda birkaç numara görebilsem de yeni görseller için önemli bir ipucunun da tamamlayıcısı olabilir. Bir dakika, bu görsel aslında farklı bir şekilde daha karşımıza çıkıyor. Ama bu sefer sanki bir yapboz parçası gibi görselin yerleri değişmiş ve üzerinde bir not. Ölümü bekle. Tarih 15 Temmuz 1991. Mektuptaki tarihle aynı. Ve muhtemelen yeni bir şifre. Evet, muhtemelen yeni bir şifre demeye kalmadan yeni bir şifre olduğunu zaten anladık. Ekipman gereksinimleri şeklinde bir tablo ve burada gerekli olan bazı fotoğrafları görüyoruz. Fotoğraftaki ekipmanlar net bir şekilde anlaşılmasa da bilgisayara biraz fikir veriyor gibi. Bu bilgisayar kalp sağlığını takip edebilmek için kullanılan bir ultrason cihazına benziyor. Belki deneyler sırasında deneklerin yaşamsal fonksiyonları için takip ediliyor. Ve doğal olarak bir fabrika deney yapıyorsa yaşamsal fonksiyonları kontrol altında tutabilmek için bu cihaza da ihtiyacı var. Diğer bir fotoğrafta ise disiplin işlemleriyle alakalı bir fotoğraf. Employee name, yani çalışan ismi. Çalışan adı Patty Hall. Patty size bir yerden tanıdık geldi mi? Türkiye'de Kal Patty videosunu çeken ilk kanal benim. Bunun bir gizem olduğunu düşünmüştüm ve burada Şubat 1991 tarihinde bir disiplin işlemi başlatılan Patty isimli çalışanı görüyoruz. Mesleği oyuncak tasarımcısı olduğu görünüyor. Peki bu bizim gizemleriyle alakalı bir şeyler olabilir mi diye düşündüğümüz Kal Patty ile alakalı olabilir mi? Muhtemelen olabilir çünkü burada disiplin işlemleriyle alakalı bazı bilgiler de veriliyor. Çalışan Patty, Playtime Co. markasının haklarına zarar verecek hareketlerde bulunmuş. Yani Playtime Co. markasını zedeleyecek bazı işler yapmış. Yaptığı işler de o kadar büyük işler değil, onu da tekrardan söyleyeyim. Çalışanın oyuncak tasarımcılığı elinden alınmış ve depoya gönderilmiş. Ne kadar büyük bir tesadüf, öyle değil mi? Sonuçta biz de Kal Patty yazısını depoda görmüştük, reddedilen oyuncaklar bölümünde. Yani aslında Patty de bir oyuncağa çevriliyor ama reddedilen oyuncaklar bölümünde depoda kalıyor. Disiplin soruşturması alanlar ki Ravenstall'da muhtemelen o şekilde bir disiplin soruşturması alıp oyuncağa çevrilecek ama sonsuza dek oyuncak içerisinde ölü bir şekilde kalacak. Evet, Ravenstall'dan bahsedelim. Ravenstall bazı bilgiler verdi bize. Late Pierre tanıdığım gibi birisi değil dedi. Ben onu çok farklı tanımıştım dedi. Benim adım Ravenstall. Bana birisi tuzak kuruyor. Beni takip ediyorlar, arabama zarar veriyorlar. Eyaletler arası yolculukta giderken bir anda tekerim uçtu. Neredeyse ölüyordum diyor. Daha fazla insana zarar vermemeleri gerekiyor. Daha fazla insana öldürmemeleri gerekiyor. Bunu en başında yapabilirdim. Çünkü her şeye ben ulaşabiliyordum. Bütün sistemlere, güvenlik kameraları, her şey benim elimdeydi. Muhtemelen beni de öldürecekler. O yüzden elimde bazı kanıtlarım var. Gelecek hafta size kanıtlayacağım ve bilgisayarın en dibine gömeceğim onlar bulamasın diye. Onu bulduğunuz an polise gidin. Kaçmalarına izin vermeyin. Ravenstall'un sanki son bir videosunu daha alacağız gibi. Fakat aklıma şöyle bir şey de geliyor. Yani tarihleri takip ettiğimiz zaman Ravenstall o büyük kanıtı bize veremeden onun öldürüleceği ya da öldüğünü gösteren bir video veya bir fotoğraf bize verilecek gibi geliyor. Çünkü sonuç olarak kimse çok çok büyük bir kanıtları bize vermek istemez. Bakalım gelecek videolarda neler göreceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.